Sponsorumuz Golbağ.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uzun zaman sonra giriş intromuzu vermiş olduk. Hep unutuyordum. Ama uçak da vermem lazım. Neyse verdim sayın. Fenerbahçe'de 3 isim yolcu. Ortadoğu Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'u 2-0'lık sporla deviren Fenerbahçe'de ayrılacak isimler merak konusu olmaya başladı. Yo, biliyorsunuz zaten. Jesus'un isteği doğrultusunda. Bakın arkadaşlar, bu cümle çok kritik. Yani Ali Koç'un, yönetimin isteği doğrultusunda değil, Jesus'un isteği doğrultusunda bazı isimlerle yollar ayrılacak. İşte o isimler ve detayları izliyoruz. Yok, konuşuyoruz. Şimdi ayrılıklar peş peşe yaşanacak. Kadrosunda 17 tane yabancı bulunduran Sarı Lacivertli de ayrılıklar peş peşe yaşanacak. Kadroda toplam 17 yabancının bulunması nedeniyle hem yönetim hem de teknik yerden Mahmut Bey sıkıntı da, yani kim kurtaracak? Şimdi aslında Başkan Ali Koç ayrılık sinyalini verdi ki mantık olarak kafası çalışan herkes bu sinyali anladı. Ama Ali Koç genç oyuncu transfer edebileceğimizi de söyledi. Ben şimdi oraya da gideceğim az sonra. Hani bazılarıyla da görüşmelerimiz sürüyor dedi. Yani bazılarına teklif geldi. Bazılarına da görüşmeler sürüyor dedi. Bak arkadaşlar, çok önemli bir husus bu ha. Bir, Novak. Michibach Cihai'yi Fenerbahçe kadrosuna kattı. Ve elindeki yabancı oyunculardan en az 3 tanesi gidecek. Bunlardan ilki Novak. Fenerbahçe Novak'la yollara ayrılmak istiyor. Ama Novak bir yıllık ücretimi peşin almadan gitmem diyor. Şimdi bak, ben şunu da söyleyeyim. Yönetimi eleştirmiyorsun. Sen yönetim yanlısısın diyorsunuz ya. Hadi bu kez eleştireyim yönetimi. Ulan madem Novak gidecekti, şimdiye kadar niye bir oynattınız bir oynatmadınız? Futbolcu da kendini buraya ait hissetti diyeceksiniz. Ama öyle değil. Novak uzun süredir gideceğini biliyordu. Siz de biliyordunuz. Ama gidecek gibi duruyor. Gitmese de yani... Teklifleri değerlendirmeye aldı bu arada. Bilginiz olsun, şu anda hala görüşmeler sürüyor. Fatih Karagümrük de istiyor. Gidecek gibi duruyor arkadaşlar. 2. Lemos. Lemos kim? Who is Lemos? Who is Mauricio Lemos? Lemos is very very well. Şimdi Instagram'dan Fenerbahçe'yle ilgili tüm gönderilerini silmiş. Biz bu dertle nasıl yaşayacağız? Amanında Lemos bütün fotoğraflarını silmiş. İyi de hocam 5 maçta oynadı. Evet 5 maçta oynadı. Üçlü savunmaya döndü. Formada bir şekilde forma şansı buldu. Toplam 5 maçta oynadı. Ve ilginç bir şekilde bir tane de asist yaptı. İşte o asist satılmasına sebep oldu. Sözleşmesi zaten sezon sonunda bitecek. 500 bin euro değeri var. Ben sadece Lemos konusunda şunu söyleyebilirim. Hocam Lemos'un gideceği zaten aşikardı. Şimdi bu duyumu bilsen ne, bilmesen ne diyeceksiniz. Ve size göre öyle, bana göre değil. Ama ben size başka bir şey söyleyeyim. Lemos piyasa değeri olan 500 bin euro ya da daha üstü bir bonservis bedeli getirirse kar mıdır? Bence kardır. Feshetmek dahi bence kardır. Ama bonservis getirirse süper. Bıçak kapacak. Burak kaçıp kapacak Burak. Burak kapacak. Karagümrük yolunda diyor. Şimdi Burak kapacak. Transfer edildi ama bir türlü istenen verim alınamadı. Ben sıkıntıyı söyleyeyim size. Sıkıntı şu. Hocam bu çocuğun nesini beğenmiyorlar? Sıkıntı şu. Hücum yönü iyi, geri dönüş kötü. Yani ofans gücü yüksek ama defans gücü düşük. Hocam çok basit bir matematik yapalım. Madem ofans gücü yüksek, defans gücü zayıf, o zaman ileri uçta oynatılsın. Ha, ileri uçta oynattığın isimlere bir bak. Emre Mor, İrfancan Kahveci, Lincoln, Joshua King, Cao Pedro, hatta Rossi, oynatabilsem Ferdi, Alioski. Bir de Burak kapacak. Anladınız mı şimdi sıkıntıyı? Ha, şimdi her şey yerine oturdu. Tamamdır ula. Ula sana benden bir çuval çay. Bir de fındık. Bu arada Giresun'un fındığı daha meşhur, Ordu'nun fındığı mı? Bunu da tartışmaya açalım. Şimdi Burak Kapacak Fatih Karagümrük de istiyor. Bordo da istiyor. Hatta biz de Bordo'dan birini istiyoruz. Ben şuraya gider buraya gider demiyorum. Diyemem. Ama umarım Bordo'ya gider. Burak Kapacak da 7 kez forma gidiyor. Ama geçen yaz döneminde transfer edildi. 1.350.000 euro para verildi. 1 yıllık süreçte 7 kez forma gidip gol ya da asist üretemedi. Burak Kapacak'ın bir de sıkıntısı şu: süreklilik. Bir maçta oynuyor, sürünüyor.
futbolcu yerde sürünüyor. Yani sürüne sürüne top oynuyor. Öbür maçta oynuyor. Ulan bu çocuk nasıl yedek kalır? Tam ulan bu çocuk nasıl yedek kalır dediğin anda oyuna giriyor. Sürünüyor. Ben şunu söyleyeceğim. Kiralık gidecek muhtemelen. Eğer Karagümrük'e gidiyorsa oynama garantisiyle gitsin. Giresun'a gönderebiliriz. Aslında var ya tam oynayacağı takım Giresun Spor ya. Tam Burak Kapacan'ın oynayacağı takım Giresun Spor. Ama nasip. Fenerbahçe'de tek formül U21 stoper. Az önce dedim ya konuşacağız diye. Hemen konuşuyoruz bak. 17 yabancısı olan. 17 yabancıyı 14'e düşürecek olan Fenerbahçe. Stoper almayı hedefliyor. Fakat bu stoper genç olmak zorunda. Şimdi 21 yaş altındaki yabancılarla 3 tane yabancıyla eğer milli takımların alt düzeyinde ya da A takım düzeyinde 10 maça çıktıysa en az alabiliyorsun. Misal U12'de yani öyle bir milli takım yok diyebiliyorum ama U12'de diyelim ki 20 maça çıktı ama hiç öbür kademelerde çıkmadı, sıkıntı değil. 8 artı 6 artı 3'e giriyor. Yani 14 artı 3 kuralına giriyor. Alabiliyorsun. Şimdi listede 3 tane isim var. Birinci isim az sonra arkadaşlar. Reklamlardan sonra hemen burada bir reklam girmez. Yok yok öyle değil. Birinci isim Saint-Étienne forması giyen Saydou Sow. Bir kere şunu söyleyeyim. Peşin peşin söyleyeyim. Futbolcuyu hiç bilmiyorum. Ama transfer marketini açtım. 4 milyon euro yazıyor. Hemen al. Boy 1.85. Hemen al. Gineliymiş. Hemen al. 4 Temmuz 2002 doğumlu 20 yaşında. Bir de Yengeç Burcu. Hemen al. Gine milli takımında 12 kez forma giymiş. Hemen kopa kopa al. Bunu bize koklatmazlar. Buna bize nanik çekerler. Eğer alma imkanımız var. Almıyorsak çok özür dilerim. Özür dilerim söylüyorum. Gerizekalıyızdır biz. Eğer bunu alma imkanımız var da alamıyorsak net gerizekalılıktır. Allah aşkına piyasa değerine bakın. 4 milyon euroya ve kalan süreyi göz önünde tutun ya. Biz bunu hemen almamız lazım. Satın alma opsiyonlu kiralık bir şekilde kiralık. Zorunlu opsiyonlu kiralık verir adamlar sana verir. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Fransa 2. liginde bu adamlar. Bu adamlar genç futbolcu isterler. Yani çıkmak için. Bilmiyorum kaçıncı sıradalar ligde. Saint-Étienne kaçıncı sırada şöyle Saint-Étienne profiline tıklayıp bakayım. Ama diyecek seviyesinde 19. sıradalar. Tamam. İşleri de kötü gidiyor. Paraya da ihtiyaçları var. Ama gördüğüm kadarıyla az stoperleri bu çocuk yani kolay kolay göndereceklerini zannetmiyorum. Ha biraz piyasa değeri düşük. 3 tane daha stoperleri var. Ben zannetmiyorum bu transferi ama becerebilirsek neden olmasın? Becerebilirsek neden olmasın? Ben onu bir söyleyeyim. Bu adam 13 milyon euroya ön libero satmış. Deniz Boanga'yı sol kanat 4 milyon 550 bin euroya satmış. Biz de almaya çalıştık. Hatırlıyor musunuz bunu 27 yaşındaki sol kanadı? 8 milyon euroda transfer market değeri var. Hatırlamıyor musunuz? Biz bunu almaya çalıştık ya. Ben bunun videosunu çektiğimi eminim yani. Bu Boğat diyor. Red Bull Salzburg'a satmışlar. Neyse bizi çok alakadar etmez. Bizi alakadar eden kısım bu isim hayal. 2. Lyon'da oynayan fil dişi sahilli Sinali Diamonde. Bir dakika. Diamonde'nin özelliği farklı. Diamonde'nin özelliği çok farklı. Diamonde 5 milyon euro piyasa değerine sahip. Yaşı 21. 1.84 boyunda fil dişi sahilli futbolcu. Fil dişi sahili A milli takımında A milli fil dişi sahili milli takımında 8 kez forma giymiş A milli takımında. Yedeklerde oynamamış genç takımlarda. O yüzden bu o kurala dahil değil. Bu bir. İkincisi Lyon 5 milyon euro piyasa değerine sahip bu futbolcuyu sana kaça verir? Ben söyleyeyim 17'ye falan verir. 17 milyon euronuz varsa hadi alalım arkadaşlar. Yoksa konuşmayın lan pis fakirler. Üçüncü olarak da Montpellier'in Fransız oyuncusu Maxime Esteve. Maxime Esteve isminde şunu söyleyeyim.
Bu arkadaşa 4,5 milyon euro piyasa değerine sahip, 26 Mayıs 2002 doğumlu, 20 yaşında, 1,93'lük stoper. Hocam 1,93 ise almayalım. Zaten bu da karşılamıyor. 7 kez forma giymiş, sol ayaklı, sol stoper. Bilginiz olsun. Yani uzun lafın kısası, Türkçesi şu: Saido Sow olabilir, Penetra olabilir. Ama bu arkadaşların olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'nin de acelesi var. 3 gün sonra dönem kapanıyor. Başkan Ali Koç transfere sıcak. Jesus değil. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe'nin rakibi Kiev, tepe taklak demiş. Allah belan. Neyse, bela okumayalım. Şimdi Fenerbahçe'nin aynı gruba düştü ve Perşembe günü Kadıköy'e inşallah gömeceğimiz, Kadıköy'de karşılaşacağımız Dinamo Kiev sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ukrayna ekibine Allah daha beter belalar, sıkıntılı süreç versin. Özellikle Fenerbahçe maçlarında iyice sıkıntılı süreç yaşasınlar. İşler kötü gidiyormuş, şöyle olmuş, ben bunları konuşmak istemiyorum. Perşembe günü inşallah sahaya gömelim. Kim Minji'nin telafisini Jorge Jesus buldu? Kimi buldu? Fenerbahçe Kim Minji'yi gittikten sonra bir türlü düzelemedi. Dörtlü savunmayı planladı ama eldeki dörtlü savunma çok fazla hataya gebeydi. En önemli stoper kaybedildi. Üçlüye dönüldü. Dedik ki bari üçlüyle halledelim. Ve Jesus üçlü düzen sistemine geçti. En çok konuşulan da bu oldu. Ligin 5. haftasında Kayserispor'u 2-0 yendi. Üstelik yedek stoper yoktu. Ama ona rağmen üçlüden vazgeçilmedi. Ve Kim Minji'nin yeri bir türlü doldurulmadı. Aslında kafasında dörtte oynamak var ama üçlüyü de denedi. Şimdi Serdar Aziz'in de iyileşmesi sonrasında muhtemelen dörtlüye tekrar dönülecektir diye ben tahmin ediyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki Jesus'un işine karışma. Ulan belki de duyum veriyorum. Neyin anlamıyorsunuz? 1,5 aydır da takımdan ayrı. Atilla Sanayi de var. Halihazırda. Ve Luan Perez de var. Yani Fenerbahçe'de şu anda 3 tane güven veren stoper var. Gustavo Henrique birçok kişi tarafından güven oyu almasa da sonuç olarak stoper. Yani sonuç olarak stoper. Bu arada Brezilya'da Flamengo ve Santos takımların hep üçlü sistemde oynamış Gustavo Henrique. Bilginiz olsun. Hani Jesus üçlü savunma planında işe yaramış durumda. Hal böyleyken Fenerbahçe'ye o zaman stoper lazım. Mantık olarak eğer üçlüye devam edeceksek. Lemos'un kalmayacağı kesin. Ama 8 Eylül'e kadar yetişirse U21 kuralına uyan stoper, yetişmezse de bakalım ne olacak diye. Mesela üçlü savunma Konya'ya işlemedi diyor. Bazen olmuyor diyor. Fenerbahçe 1-0 kaybetti ama o gün takımda ruh yoktu. Da ayrı mesele. Tabii Valencia'nın da 23. dakikada gördüğü kırmızı kart takımın dengesini üzerine hepten mahvetti. Valencia atılınca takım dörtlüye döndü. Salah, Perez iki sol ayaklı isim yan yana geçti. Yani Jesus daha aktif, daha baskın, daha üretken bir takım planlıyor. İlginç. Fenerbahçe 11 resmi maçta 25 gol atmış durumda şu anda. Ve ligde özellikle 5 haftada 15 gol bulan Jesus'un takımı maç başına 3 gol yakaladı ama bakalım ne olacak. Kim Minji de İtalya'da forma giymiş durumda. Kim Minji'nin telafisi. Arkadaşlar siz zannediyorsunuz ki bir isim vereceğim ben. İsim yok. Bu. Bitti. Bu. Yani Kim Minji'nin telafisini Jesus üçlü savunmayı oynatmakta bulmuş. Haber öyle söylüyor. Ben size başka bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin UEFA Ligi listesi yayınlandı arkadaşlar. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'ne göndereceğimiz liste yayınlandı. Fakat şimdi ben size listeyi ekrana vereceğim. Şaşırmayın bazı durumlara. Biraz büyüteyim. Siz de mikroskopla incelemek zorunda kalmayın. Size zaten yarayan kısım. Pardon, sizin şaşırmayacağınız şekilde var. Tamam. Başka bir olay vardı arkadaşlar. Ondan dolayı söyledim. Şimdi kaleciler Altay, Ertuğrul, İrfan Can, Eğribayat. 3 tane kaleci var. Ama hocam orada 5 tane var. Furkan Akyüz ve Demir Sarıca. Demir Sarıcalı. Bunlar genç takım arkadaşlar. UEFA'ya da aynı ligdeki gibi as takım, genç takım verebiliyorsun arkadaşlar. Bunlar da bizim altyapımızdan çıkan mahsuller diyorsun. Zorunluluk halinde bunları oynatabiliyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Bu bizim financial fair play yükünden kurtulduğumuzun göstergesi. Şimdi 3.
Savunmaya geçelim. Defenders. Gustavo Henrique, Luan Perez ve Serdar Aziz arkadaşlar. Aynı zamanda Ezgican Alioski, Atilla Salahi ve Yiğit Efe Demir. Fakat Yiğit Efe Demir o da genç takım listesinde yer alıyor. Yani 25 kişilik kadroda Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgican Alioski, Luan Perez, Atilla Salahi, Yiğit Efe Demir yer alıyor. 25 pardon Gustavo, Serdar, Alioski, Perez, Atilla Salahi. Bakın henüz sağ stoper yok. Hocam o sahayı buraya da mı almamış? Hemen o başlayacak. Gelelim orta sahalara. Orta sahalarda Arao, Ferdi, Mert Hakan. Hocam Ferdi sol bek ki. Lan olsun öyle yazılıyor işte. Arao, Ferdi, Mert Hakan, Rossi, Arda Güler. Bu arada Arda da genç takım kontenjanından. Enner, Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Henrique, Mihal Zayis, Crespo, Yusuf Koca Türk, Bora Aydınlık, Muhammed İmre, Arda Çağdaş. Pardon, Arda Güler değil. Arda Çağdaş genç takım listesinde. Dikkatlice baktığınız zaman arkadaşlar siz de görebiliyorsunuz. Yani Yusuf Koca Türk, Bora Aydınlık, Muhammed İmre ve Arda Çağdaş. Bunlar da genç takım listesinden girenler. A takım listesinden de Emre Mor'a kadar bir daha sayayım. Arao, Ferdi, Mert Hakan, Rossi, Arda Güler, Valencia, Ener Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Zayis, Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor ve hücumda João Pedro, Osayi Samuel, Michy Batshuayi. Hocam ben de korktum. Osayi hakikaten yok diye. Bunlar arkadaşlar teknik direktör listesinde de Jorge Jesus girdi. Şimdi ben bunu kısaca değerlendireyim. Şöyle söyleyeyim. Genç takımdaki arkadaşları saymıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayalım. Bak 7 tane genç takım oyuncusu. Başka bir amaçla sayıyorum. 7 tane genç takım oyuncusu. Kaleciler Altay, Ertuğrul, İrfan Can. 3 tane kaleci. Gustavo, Serdar Aziz, Alioski, Perez, Salahi. Ben şöyle yapayım arkadaşlar. Bizim bildiğimiz şekilde yapayım. Yoksa kafamız iyice karışacak. Ferdi'yi sağ bek yedeği olarak yazsam ayıp olmaz değil mi? Osayi Ferdi. Sağ bek yedekleri. Stoperlerde Luan Perez, Atilla Salahi, Serdar Aziz ve Gustavo Henrique stoper. Sol bekte sadece Ezgican Alioski. Ön liberoya bak böyle daha kolay oldu değil mi? Arao Crespo. Hatırlayın geçen sezon yazamamıştık bu Crespo'yu. 8 numara bölgesine Mert Hakan, İsmail Yüksek ve Zayt şeklinde. Yani 4-2-3-1 şeklinde ben bir kadro dizilişi yapayım. Hücumun sağ kanadında İrfan Can, Emre Mor şeklinde yazayım. Hücumun sol kanadında Rossi ile kimi yazayım? Lincoln'u yazayım. Rossi ile Lincoln'u de sola yazayım. Hücumun arkasında yani 4-2-3-1'in 10 numarasında Arda Güler, Valencia, Joshua King oynayacak şekilde. Forvet'te ise Pedro ve Michy Batshuayi şeklinde. Bakın arkadaşlar 3, 6, 9, 10, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ha, pardon 24 kişi. 24 artı bir tane altyapı sayın. Yani UEFA'ya gönderilen kadromuz bu şekilde. 24'de de sevindim. Geçtiğimiz sezon hatırlayın arkadaşlar kaç kişilik kadro verdiğimizi. Genç takım olayına da ayrıca sevindim. Durum böyle. Peki hocam, bizi eklemek istediğin not var mı? Tabii ki de var şekerim. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Novak yok. 1. Buruma yok. 2. Lemos yok. 3. Serdar Dursun yok. 4. Nazım Sangare yok. 5. Burak Kapacak yok. 6. Nazım zaten sakatlığı var biliyorsunuz. Geri kalan 5 arkadaştan ilgili de. Serdar Dursun gidiyor mu hocam? Gittiği için mi yazıyor? Hayır arkadaşlar. Biz normalde 25 kişilik kadro yazabilseydik sanırım Serdar Dursun'u da yazacaktık. Onu söyleyeyim. Yani Buruma'nın olayını biliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Fenerbahçe
A takımı da şey Fenerbahçe listesi de paylaşmış. B listesi diye. Aynı şekilde UEFA Avrupa Ligi kadrosu diye. Fenerbahçe'mizin paylaştığı görseli paylaşmazsam ayıp olur. Bu şekilde de paylaşayım. Şimdi şu görsel dursun. Ben çok mühim değilim arkadaşlar sizler için. Sizler için ve hepimiz için aslında önemli olan Fenerbahçe. Ben bu görsele bakarak size birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bir, dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yeni transferlerin hepsi yer alıyor. Transferlerimizin hepsi yer alıyor. Hocam Bruma yok, Serdar Dursun yok, Novak yok. Bruma yeni transfer mi? Eski transfer o. Hayır, yeni sayıyorsunuz değil mi siz? Tamam. İkincisi arkadaşlar, dikkat edin. Financial Fair Play kıskacından kurtulduk ki bu kadar isim yazabiliyoruz. Geçtiğimiz sezonlarda yazamıyorduk. Üçüncüsü arkadaşlar, 6 maç. Bakın ısrarla söylüyorum. 6 maç. Üstüne basa basa söylüyorum. 6 maç. Bana göre 4 maç. Size göre 6 maç. Bana göre 4 maç. Yeter de artar bile. Hocam bunun sakatlığı var, bunun cartı var, curtu var falan filan. Yani ihtimalleri düşünecek olursak kafayı yeriz. Ama Altay, Ertuğrul, İrfan Can artı 2 tane de yedek kalecim var B listesinde. Geçtiğimiz sene orada B listesi bile veremiyorduk. O kadar sıkıntıydık. Savunma hattına bakın. Gustavo, Serdar, Perez, Salahi. 4 tane stoper. Ezgican, Alioski, Osayi, Ferdi. Zaten baktığınız zaman sağ sol beki yedekleyebilecek isimler de var. Yani Alioski'yi Perez de yedekleyebilir, Salahi de yedekleyebilir diye. Orta sahada Mert Hakan, Rossi, Arda, Ara, şu bu. Hani tek tek saymanın da lüzumu yok. İyi bir diziliş oldu. İyi bir olay gerçekleşti bence. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ama ben bu tandeme sevindim. Gidecekler de bir an önce gitsin. Şimdi bana soracağınız soru şu. Hocam sence Penetra şu bu gelse ne işe yarayacak? Avrupa'ya yazamıyoruz. Yahu bizim Allah aşkına bizim şu an hücum kadromuz şu. João Pedro, Joshua King, Batshuayi, Valencia. Biz Kiev'e niye elendik? Hocam bitiricilikte sıkıntı vardı. King sürünüyordu. Valencia ne yaptığını bilmeden top oynuyordu. Biz King'i transfer ettik. Batshuayi'yi transfer ettik. Pedro'yu transfer ettik. Valencia'yı da transfer ettik. Kendine geldi. 4 tane forvetimiz olmuş oldu. Allah aşkına. Yani 4 tane. Evet, mesela Sercan Hamzoğlu da yazmış. Novak bu sezonki bütün parayı istiyor. Tamamını istiyor. Görüşme sürüyor Fesi için diye. Bu bir. İkincisi arkadaşlar şöyle bir durum var. Savunma hattı evet bana göre sağ taraf bana da güven vermiyor. Açık söyleyeyim. Açık ve net söyleyeyim. Bana da güven vermiyor. Ben de sizinden aynı şeyi düşünüyorum. Okey. Ama mecbur abi. En azından Araujo'yu oynatabilirsin. Yani en azından Araujo'yu da oynatabilirsin. Vesaire vesaire vesaire. Yani Kiev maçını ne yapın edin alın. Ren maçını alabilirseniz alın. Ondan sonrası için bu kadro bence yeterli de artıyor. Sorularınız varsa alayım. Hocam transferde memnun musun? 8 Eylül bitiminde bir canlı yayın yapalım. Orada konuşalım. Tamam mı arkadaşlar? Yarın akşam ne? Salı. Yarın da bir canlı yayın yapabiliriz eğer isterseniz. Yani bir canlı yayın patlatalım, muhabbet edelim, gır gır şamata olsun, üyelik falan hediye edilir. Muhabbet ederiz, sohbet ederiz. Artık bunları yapabiliriz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hatta haftada bir gün ya da iki gün kesinlikle canlı yayın açma fikrim var. Kesinlikle haftada bir ya da iki gün maçlardan hariç. Bakalım neler olacak. Desteğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar abone olun. Videoyu beğenin. Yani şurada bir an önce 26.200 yapalım. Özellikle Kiev maçına kadar. Ben şey dedim hani 3 tane şifre vereceğiz. Şifrelere göre şey diye. İlk şifreyi yarın verelim. Yarınki videoların birinde şifre arayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.